Bir transfer gelişmesi var. Ee, söylemek ister misin? Bu programda bu kadar biliyorsun. kırmızı giymişken bence evet, bir özel patlıyor. son dakika. Kırmızı lazımdı. Çağlar Soyuncu adım adım Juventus'ta mı? Ahmet Selim Kula soralım mı? Soralım. Telefon attığımızda. Güzel. Selim neler yaşanıyor? Bu sıcak gelişmenin detaylarını bize aktarır mısın? E, tabii ki Sinem sevgili Kerem Can Bulat e, programınızı keyifle izlerken bu programada uyabilecek bir kırmızı, e, tabii ki senin elbisenle duyumlu bir kırmızı vermek istedim. E, Çağlar Söyüncü, milli oyuncumuz Leicester'da e, futbol hayatını sürdürüyordu. Aslında bu yıl geçtiğimiz yıl oranla belki performansı beklentilerin bir tip altında kalmıştı. Ama tabii ki onun kalitesini e, çıktığı seviyeyi artık herkes çok net bir şekilde görüyor. İtalya'nın dev kulübü Juventus'un transfer listesinde çağlar. Hatta transfer listesinde olmasının da ötesinde temaslar sürüyor. İki kulüp arasında Juventus ile Leicester arasında çağlar için transfer pazarlığı sürüyor. Ee, Çağların da Juventus'a gitme konusunda benim ilk öğrenebildiğim, e, hani duyduğum şeyler pozitif olduğu yönünde. Bu yazın e, çağlarla ilgili belli ki özellikle Juventus üzerinde bazı transfer haberleri, transfer gelişmeleri göreceğiz. Biz de izleyicilerimizle daha transfer dönemi başlamadan böyle bir gelişmeyi paylaşmış olalım. Ahmet Selim Kula teşekkür edelim. Gerçekten çok önemli bir gelişme bu. Önemli bir son dakika oldu. Bizim programa da yakıştı hakikaten. Tabii ben açıkçası Çağlar'ın Juventus'ta başarılı olabileceğini düşünüyorum. Gayet olabilir. Yani Bu sezonki performansı çok iyi değil, değil. Leicester'a baktığımız zaman. Ama milli takım için. Ama Leicester de kötü. Leicester yani çok kötü. Şey e, takım olarak kötüler, yani. sakatlar. Mesela savunmadaki partneri. Fofana dünyanın bence en iyi savunmacılarından biri olmaya aday ama daha yeni sakatlıktan dönüyor. Bütün sezon neredeyse kaçırdı. Sürekli sol bek sağ bek değişti. Bir uyumsuzluk var. Kasper Schmeichel'ın performansı kötü. Hepsini bir araya getirince Çağlar da bundan tabii ki etkilendi. Ama çok özel bir oyuncu ve Merih Demiralla da takım arkadaşı olma ihtimalleri söz konusu eğer bu transfer gerçekleşirse. Merih'in 25 milyon euro satın alma opsiyonuyla Atalanta'da kiralık olarak oynadığını belirtelim. Ama Merih kalırsa Çağlar oraya giderse eğer beraber oynama şansını bulurlarsa ki Matas Delik de var. Çok özel bir oyuncu. Bu Türk milli takımı için de çok, çok çok büyük bir kazanç olur. olur. Hoca şu an belki üçlü sistem oynayacak gibi görünüyor ama üçlü dörtlü fark etmez. İkisinin yan yana beraber oynaması kulüp takımında milli takım performansı içinde oyuncuların birlikte gelişebilmeleri için de bence çok ciddi önayak olur. Böyle bir transfer olursa e, sevinirim açıkçası e, Juventus tabii ki çok çok e, özel bir kulüp çok büyük bir kulüp e, ve şampiyonluk yarışında belki biraz geride kaldılar farkı kapatarak geliyorlar Juventus'un işi de hiç belli olmaz onu söyleyelim ama seneye Seriası mutlaka konusuysa... kesinlikle mutlaka Serie A'da şampiyon olacak bir takım kurmak isteyeceklerdir ve en büyük adaylardan biri olacakları Aşikar e, ilginç bir transfer olur çağlar için Juventus denince hep üst düzey performanslar izliyoruz evet. son dönemde. Serie A'da şampiyonluk yarışı ve genelde şampiyonluk en azından 7-8 sezondur bu şekilde devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde de işte finaller var. Hep çeyrek final, son 16 yani oraların takımı. Dolayısıyla ikisinin hem Merih'in hem Çağlar'ın gelişimi açısından da ve dediğin gibi milli takımla bir arada oynadıkları da düşünülürse ve daha uzun yıllar sakatlıksız inşallah tabii ki oynayacakları düşünülürse bu pratiği de kazanmaları böyle bir takımda müthiş olur. Heyecanlandırır bizi. Olabilir. Heyecanlandırır mutlaka ama bu plan şu da olabilir. Atalanta'da Merih fena bir görüntü sergilemiyor ve Atalanta 25 milyon euroyu basıp Meri'yi alırsa bu transfer şu demek olur. Yani Merih'in yerini bir anlamda çağlarla doldurmuş olacaklar. Ki savunmada da yine yaşlandı oyuncuları onu da söylememiz lazım mutlaka orayı değiştirmeyi planlayacaktır. Kellini Lantus. belki emekli olur diyor Bedirhan Oraya da. Oraya doğru yani olmasa emin da olur. Olamıyorum. Devam edebilir. <laughs> Kellini çok özel bir oyuncu. Bedirhan <laughs> e, acaba Merih'in Atalanta'da kalma ihtimaliyle Alakalı ne düşünüyor? Bedirhan Kanşiray bir İtalya Serie A uzmanıdır. Çok Bu büyük ihtimalle alacaklar Merih'i diyor. Diyor. O zaman beraber oynama ihtimalleri Bedo diyorsa düşük. bir bildiği vardır. Evet. Bedo diyorsa İtalya Ligi ile <laughs> alakalı. Onun söylediği Kesinlikle şeyler çok dinleriz. daha belirleyici. Ee, orada zaten kalacak gibi görünüyor hakikaten. Ama Juventus olabilir. Yani Premier Lig'den ayrılıyorsan e, ve gideceğin Juventus takım Juventus'a olabilir. Bir sıkıntı ben yok. Çağlar'ın tarzına doyabileceğini düşünüyorum. Mutlaka. Üçlü de oynayabilen bir takım geçtiğimiz yıllarda. Dörtlü savunmada da Çağlar her iki sistemde de başarıyla <laughs> mücadele edebilen bir oyuncu. Merih'le Çağlar'ı hani kıyaslamak istemiyorum bence ikisi de çok iyi oyuncular ama ikisinin arasında benim favorim Çağlar. Bu sezonki genel anlamda çok tatminkar görünmeyen performansını bir kenara bırakarak söylüyorum. İkisinin özellikleri çok farklı. Çok farklı. Çağlar çok daha hareketli. Beraber oynarlarsa da birbirlerini aslında hareketli. iyi tamamlayacak bir ikili olmaları her zaman söz konusu. İkisi de çok iyi oyuncu. Ee, çağlar olursa Juventus transferi izleriz, keyifli olur. Tabii, şüphesiz izleriz. Şimdi yine iki oyuncu e, milli takım konumuza geri dönelim. Uğurcan Altay meselesi. Uğurcan Altay meselesi. Çünkü milli maçları biz bıraktık, performansları bıraktık. Sadece sistem konuşuyoruz ve hangi kaleciyle oynamamız gerektiğini tartışıp bunu bir de kulüpler düzeyine taşıyoruz. Ya. Yani şimdi 3-5-2, 3-4-3 Biraz da bunu konuşalım mı? <laughs> Bak yazıyor hemen. E, Hakan Çağlanoğlu oynanır mı, oynanmaz mı? Oynanırsa hangi oyuncular olur? Orta sahamız çok soft, çok geçirgen vesaire vesaire. Bunların hepsi sistemden mi kaynaklanıyor acaba? E, sistemle de alakalı, oyuncu profilleriyle de ilgili. Misal Hakan Çağlanoğlu maçlardan birinden önce, İtalya maçından önce olabilir. Ben hani üçlü savunma oynayan bir takımda oynuyorum böyle bir şeye alışım dedi evet. ama Hakan acaba oynadığı takım ve takım arkadaşlarını meyi takımdaki arkadaşların oyuncu profilleriyle alakalı bir şey düşündü mü? Daha önce ben hani bunu merak ediyorum Kuntuz'a belki eleştiri şöyle olabilir üçlü savunma oynayabiliriz bununla alakalı bir problem yok. Ee, savunma hattımız özellikle buna uygun sol kanat bekimiz Rıdvan olacaktır. Uzun vadede buna uygun sağ tarafta Zeki dripling yok o bir eksi ama Mert Müldür var. Olabilir. Hani belli başlı parçalar tamam ama Hakan'ın Inter'inde Yanında. Yanında Hakan 3-5-2 oynuyor bir kere 3-4-3 oynayan bir takımda değil oradaki rolü çok farklı buradaki rolü çok farklı orada Brozovic ve Barella ile oynuyor Brozovic ve Barella'nın arasına beni koysam düşük profilli bir maçta sırıtmayabilirim. yani en azından burada Orkun ve e, burada oynuyor. Orkun oynuyor kendisi Orkun'la beraber e, merkezi kapatmaya çalışıyor ki ikisi de aslında bu anlamda çok uygun oyuncular değil eğer e, e, Kunt ha, misal biz 3-5-2 oynayamaz mıyız? Bence oynayamayız. Orta alanı bir şekilde kapatabiliriz ama öndeki santrforlarımızın özellikleri buna çok çok uygun değil. Enes kendi takımında 4-4-2'de oynuyor. Daha defansif bir sistemdir aslında 4-4-2. Bizim algımız daha Üç farklı beş olsa için da. ama çok net santrfor lazım hem yani. net santrforun olması lazım. En az en azından santrforlarından bir tanesi kanatlara deplesi olmalı, dribbling yapabilmeli, asist özelliği olmalı. Ee, aynı zamanda 3-5-2 oynadığın zaman... Lotharo Martinez lazım sanki lazım. oraya. Öyle bir o profilde bir top süren, top saklayan bu tip bir Cengiz. oyuncumuz yok. İşte Cengiz ile Kerem var mesela. Hücumdaki evet. en değerli oyuncularımız ama onları da sahada tutmak zorundayız. O yüzden iki santrforla oynama gibi bir durumumuz yok.